Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz kavşaklar. Kavşaklar konusuna geçmeden önce, daha önce çektiğim iki tane önemli video var arkadaşlar. Bir tanesi trafik işaret levhaları, diğeri de yol çizgileri ve anlamları. Eğer o iki videoyu izlemeden buraya geldiyseniz, önce onları izleyin, daha sonra açın bu videoyu izleyin. Çünkü kavşaklar konusunu çok daha iyi anlarsınız arkadaşlar. Bazen hem kavşakları hem yol işaret levhalarını hem de arkadaşlar yol çizgilerini kullanmamız gereken ortak sorular da geliyor. O yüzden bu konuların hepsine hakim olmak zorundayız. Daha önce o konuları işlediğimiz için artık kavşaklar konusuna el atabiliriz. Kavşaklar konusundan tabii ki önce detaylıca bahsedeceğim, konu anlatımı yapacağım, sonra sorulara geçeceğim. Yani kontrollü kavşak nedir, kontrolsüz kavşak nedir, geçiş üstünlüğü nedir, kamu araçların öncelikle geçiş sıralaması nedir, kontrolsüz bir kavşakta geçiş sıralaması nedir, bu konuların hepsine zaten değineceğim. Bunların yanı sıra karşınıza sınavda çıkma ihtimali olan yokuş soruları, yokuşta inen mi çıkana yol verecek, veya daralan yollarda arkadaşlar hangi araç diğerine yol verecek gibi diğer konulara da sizin için değineceğim. Konu anlatım yaptıktan sonra karşımıza bugüne kadar çıkmış en fazla soruları toplayıp derledim. Hep beraber o soruları çözeceğiz ve bu videonun sonunda kavşaklar konusunu tamamen kafamızda bitireceğiz, çözüp atacağız arkadaşlar. Evet, hazırsanız kavşaklar konusuna başlıyoruz. Evet. Arkadaşlar, öncelikle kavşak nedir? Halkın arasında biliyorsunuz kavşak kelimesini duyunca insanların aklına direkt dört yol geliyor. Bir kavşağın tanımı için dört yolun olması şart değil arkadaşlar. Evet, yanlış duymadınız. Kavşak dört yol değil. Peki hocam kavşak ne? Kavşak arkadaşlar iki ve daha fazla yolun kesişimine deniyor. Yani şu an ekranda çizdiğim gördüğünüz şu iki yolun birleştiği yere bakın. Evet. Burası da bir kavşak arkadaşlar. Çünkü İki yol kesişti. İki yol kesiştiği zaman biz buna kavşak diyoruz. Üç yol, dört yol olabilir, beş yol, on yol, on beş yol, yirmi yol, üstte bir limit yok kavşaklarda. Çünkü biliyorsunuz mega kentlerde, çok büyük şehirlerde çok fazla yolun birleşiminden oluşan kavşaklar da karşımıza çıkıyor. O yüzden biz alt tanımını bileceğiz. En az iki yolun ve daha fazlasının birleşmesine kavşak diyoruz arkadaşlar. Bir de biliyorsunuz kavşaklar içinde çeşit çeşit kavşaklar var arkadaşlar. Bunlar nelerdir? İşte adalı kavşak, adasız kavşak, yani döner kavşaktan bahsediyorum. Veya ne diyebiliriz? Kontrollü kavşak, kontrolsüz kavşak. Bunlara vereceğimiz örnekler arasında arkadaşlar. Şimdi bir kavşak daha çiziyorum bakın. Şöyle. Ekranın ortasına. Evet. Karşınıza bir soru geldiği zaman arkadaşlar ilk bakacağınız şey ne olacak? Bir kavşak sorusunu gördüğünüz zaman ilk bakacağınız şey bu kavşak kontrollü bir kavşak mı, kontrolsüz bir kavşak mı? Eğer kontrollü bir kavşaksa zaten ana yol, tali yol bellidir, işaret levhası vardır. Veya trafik polisi vardır. Veya trafik ışık lambaları vardır. Evet, bunlar bize zaten ne yapmamız gerektiğini önceden gösterir. Fakat bunların hiçbirisi yoksa, bakın polis yoksa, 1, 2, trafik lambaları yoksa, 3, arkadaşlar trafik işaret levhaları yoksa, bu bir kontrolsüz kavşaktır.
Şu an çizdiğim gördüğünüz bu kavşak, bakın dört yol, dört yolun birleşimi arkadaşlar kontrolsüz kavşak. Çünkü polis veya zabıta trafik görevlisi var mı? Hayır. Trafik lambası var mı? Hayır. İşaret levhası var mı? Hayır. O zaman bu benim için bir kontrolsüz kavşak. Bunu bazen soru da size belirtiyor. Bir zat sorun içinde aşağıdaki kontrolsüz kavşakta. Veya diyor ki aşağıdaki kontrollü kavşakta. Böyle başlıyor soru. Bazen de hiç belirtmiyor. Şekle göre diyor. O zaman biz kontrollü mü, kontrolsüz mü? İlk buna bakacağız. Niye bu konu üzerinde bu kadar duruyorum biliyor musunuz? Çünkü bütün cevaplar değişiyor. Yani bir kavşak kontrollüyse seçeneklerimiz değişecek. Kontrolsüzse seçenekler, şıklar değişecek. Ondan dolayı öğrenci genelde bunu kaçırdığı için soruyu da yanlış cevaplıyor. Kontrollü mü, kontrolsüz kavşak mı? Tekrar ediyorum, nasıl anlarız? Trafik polisi varsa, trafik lambası varsa, işaret levhası varsa bu bizim için bir kontrollü kavşak. Ama bunların hiçbiri yoksa, ışık, polis veya trafik işaret levhaları yoksa artık bu bizim için arkadaşlar bir kontrolsüz kavşaktır. Evet, burayı da anladıysak bunları siliyorum. Şimdi bu araç ne tarafa dönecek arkadaşlar? Sağ mı sola mı? Dönüşleri nasıl olacak? Şimdi bu araç eğer sağa dönecekse arkadaşlar her zaman dar dönecek. Sola dönecekse bu araç her zaman geniş dönecek. Bu kural hiçbir zaman değişmeyecek arkadaşlar. Unutmayın. Sağa dönecekse dar, sola dönecekse geniş. Trafiği sağdan akan bütün ülkelerde bu kural bu şekildedir arkadaşlar. Yani tabii ki bu kuralın istisnaları dünyada var. Ada ülkelerinde trafik soldan akar. İngiltere'de yine öyle ama trafiği sağdan akan ülkelerde yani dünyanın genelinde arkadaşlar trafikte sağ, dar, sola geniş dönüyoruz. Bunu unutmuyoruz. Hemen bunun altındaki mantığı da soranlar olabilir. O yüzden şöyle bir kavşak üzerinde de göstereyim. Çok kavşak çizdik bugün ama yapacak bir şey yok. Çünkü konumuz kavşaklar arkadaşlar. Evet, bir kavşak daha çizelim. Şimdi burada arkadaşlar mesela şurada bir nereden gelsin? Bakın buradan bir araç gelsin. Nereden geldiğini bizim için bir önemi yok. Kural hepsi için geçerli çünkü. Bu bir numaralı araç arkadaşlar. Ne tarafa dönerse dönsün. Kurallara uymak zorunda. Şimdi görüyorsunuz karşı sağdan akan yani trafiği sağdan akan ülkelerde bakın yön şu. Şu tarafa doğru gidecek. Yani şuradan geliyor. Bu gidiş, bu da geliş arkadaşlar. Bakın şu yolda böyle. Şurası gidiş, burası geliş. Yine aynı şekilde bakın. Gidiş, geliş. Bu sistem değişmiyor. Peki bir numaralı araç sağa dönecekse nasıl dönecek? Dar dönecek. Bu kadar basit. Geniş dönerse ne olur? Karşıdan gelen aracın yoluna girmiş olur. Olur mu? Olmaz. Sola dönecekse geniş dönecek. Bakın. Bu kadar basit. Niye? Sola dar dönerse ne olur? Karşıdan yine gelen araçla kafa kafaya gelir. Yani geniş dönmesi lazım arkadaşlar. Ondan dolayı arkadaşlar sağlar dar. Sağa geniş asla. Sola dar asla. Bunlar yanlışlar arkadaşlar. Trafiği sağdan akan ülkelerde sağları dar gireceğiz. Solları geniş gireceğiz arkadaşlar. Bu hiçbir zaman değişmeyecek. Evet. Bu ayrıntıyı da bilmeyenler için tekrar hatırlatmış olayım dedim. Şimdi kavşaklarla ilgili sorularımıza geçebiliriz. Buradan karşınıza çıkabilecek en fazla soruları derleyip topladım. Hemen
Bu konu anlatımının üzerine kavşaklar sorusunu çözün ki tamamen kafanızda otursun arkadaşlar. Kontrollü kontrolsüz kavşak dışında bir de ne var? Bir de dönel kavşak yani adalı kavşak var arkadaşlar. Eğer burada bir adamız varsa bak kavşağın ortasında. Üzerinde ne olduğunun önemi yok. Bazılarında burada çiçekler ekerler, bazılarında heykel olur, sembol olur, direk olur, fışkıya olur, havuz olur. Yani içindeki yapının oradaki işte yerleşim yerindeki yetkililerin içine ne yaptığının bir önemi yok. Bizim için ada olup olmaması önemli. Burada bir ada varsa arkadaşlar, her zaman ama her zaman buradan da bir araç geldiğini düşünün bakın. Buna bir numara diyorum arkadaşlar. Buradan da kavşağa yaklaşan bir araç daha var. Buna da iki numara diyorum arkadaşlar. Her zaman ama her zaman bu kural değişmeyecek. Ada içindeki yani dönel kavşak içindeki aracın önceliği var arkadaşlar. Bakın 40 yıllık şoförlerin bile birçoğu bu kuralı bilmiyor. Maalesef ki maalesef. Şehrin özellikle yerleşim yeri içinde birçok yerde bakın gözlemleyin. Ben ana yoldan geliyorum. Ada içindeki birini verilmesin diyor. Genelde de işte bunu eski tip şoförler diyor maalesef. Yani kural bilmeyen, kuralsız ehliyet almış, eski düzen ehliyet almış kişiler arkadaşlar. Bu kuralları bilmiyorlar. O yüzden ben ana yoldayım, benim geçme önceliğim var gibi düşünüyorlar. Şu an hali hazır sürücülerin birçoğunun da böyle düşündüğünü biliyorum. Bu tamamen yanlış. Bu düzeni yeni nesil şoförler değiştirecek. Her zaman derslerimde söylüyorum. Siz yeni şoförler arkadaşlar, yeni sürücüler bu düzeni değiştirip tekrar ülkemize, toplumumuza kural ve nizam getireceksiniz. Trafik ahlakı, trafik adabı, trafikte kurallara uyma, centilmenlik, hoşgörü, saygı, sabır bunları artık yeni nesil sürücülerden bekliyorum. Şimdi arkadaşlar burada her zaman öncelikle ada içi geçecek. Bir numara geçecek. Bir numara geçtikten sonra iki numara geçecek. Bakın ada içine bir defa girmeye başlamış. Artık bu bir numaranın her zaman neyi var? Önceliği var arkadaşlar. Önce bir numara geçecek. Daha sonra arkadaşlar birden sonra iki numara geçecek. Unutmayın. Ada içi her zaman önce geçecek. Eğer burada ola ki bir kaza olursa onu da söyleyeyim size arkadaşlar. 8. asli kusur. 12 tane asli kusurumuz vardı her zaman söylüyorum. Neydi bu 12 asli kusur? Arkadaşlar %100 hatanın sizde olduğu kusurlar. Biz bunlara asli kusur diyoruz. Bunlardan birincisi işte kırmızı ışıkta geçme mesela. Dördüncü asli kusur arkadan çarpma. Neden? Takip mesafesine uymadığından dolayı %100 haksız oluyorsunuz. Sekizinci asli kusur da ada içindeki araca öncelik vermeme. Yani burada siz ada içindesiniz. Dışarıdan birisi gelip size çarparsa kesinlikle o suçlu ve hatalı oluyor arkadaşlar. Evet, şimdi 3 çeşit kavşak türünden bahsettik. Bir kontrollü kavşak, iki kontrolsüz kavşak, 3 adalı kavşak dedik. Yol çizgilerini ve zaten işaret levhalarını daha önceki derslerde sizlere anlatmıştım arkadaşlar. Konumuza başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Kavşaklarda geçiş önceliği konumuzu biliyorsunuz. Geçiş üstünlüğünden de bahsedeceğim. Bakın ikisi farklı şeyler. Geçiş önceliği normal hususi binek araçların arasında yani sivil sizin bizim gibi insanlar arasındaki geçiş sıralamasına deniyor. Geçiş önceliği. Ama geçiş üstünlüğü kamu araçları arkadaşlar. Bu ayrı bir konu. Yani neyi kastediyorum geçiş üstünlüğü derken? İşte devletin yetkili araçlarını, kamu araçlarını. Bunlara örnek olarak ambulansı verebiliriz, itfaiye verebiliriz, hasta doku nakil araçlarını örnek verebiliriz. Trafik polisi, jandarma, sivil savunma araçlarını örnek verebiliriz. Devlet yetkilerini koruyan araçları örnek verebiliriz. Yol afet
yapım çalışmasındaki araçlara örnek verebiliriz. Bunların hepsinin bize göre geçiş üstünlüğü var. Fakat bir şartla görev halinde olmalı. Yani burada bize soru bunu belirtmeli. Görev halindeki diye. Veya sirenleri yanmalı, açık olmalı. Biz onu görselden anlıyoruz. Yani lambaları kırmızı, mavi yanıyorsa arkadaşlar tepede lambalarına göre görev halinde mi değil mi anlıyoruz. Görev halinde değilse normal sivil araçlar gibi değerlendirilir. Yani geçiş üstünlüğü yoktur. Geçiş önceliğine bakacağız. Ama görev halinde ise bize göre bir geçiş üstünlüğü söz konusudur. Bunlar sadece ne yapamaz? Bizim can ve mal güvenliğimizi riske atamazlar. Bunun dışında geçiş üstünlüğüne sahip bütün araçlar bütün trafik ihlallerini yapabilirler arkadaşlar. Hız kurallarını aşabilirler. Sollama yasaklarına uymayabilirler. Işıklarda, trafik lambalarında durmayabilirler. Acil durum olduğu için bütün trafik ihlallerini yapabilirler. Bütün trafik kurallarını çiğneyebilirler. Bunun tek istisnası bizim canımıza ve malımıza zarar veremezler arkadaşlar. Bu yetkileri dışında diğer bütün yetkileri mevcut. Şimdi öncelikle geçiş önceliğini bir kafamızda oturtalım. Ondan sonra geçiş üstünlüğüne tekrar geleceğiz arkadaşlar. Şimdi kontrollü, kontrolsüz ve adalı kavşakları, dönel kavşakları size kısaca bahsettim. Yollara girerken sadece ana yol, tali yol ayrımı yok. Bu da çok karıştırılıyor. Yani ben tali yoldan geliyorum. Tali yol neydi biliyorsunuz? Ters üçgendi. Şuraya da çizelim. Şehirde gördük arkadaşlar. Levhalar dersinde. Şuydu. Tali yoldaki bir araç sürücüsü, bunu gören bir araç sürücüsü. İşte ana yol şöyle göstergesi olsun içeride de arkadaşlar. Ana yol göstergesi veya arkadaşlar şöyle de karşınıza çıkabilir. İçi sarıdır. Evet. Bu da bir ana yol göstergesidir. Çerçevesi beyaz, içi sarı şekilde. Bu şekilde çıkabilir, bu şekilde çıkabilir. İkisi de bizim için ana yoldur. Şu ters üçgen her zaman söylüyorum. Bu tali yoldur arkadaşlar. En büyük ayrımı şöyle gösterelim. Tali yol arkadaşlar. Sarıyla çizelim. Bu tali yol. Yani ne diyor? Sen ana yoldakine öncelik tanıyacaksın. Önce ana yoldaki gidecek. Evet. Şu gördüklerimizde ana yol işaret levhaları. Şimdi ana yol, tali yol derken insanların sürekli aklına ne geliyor? Geniş yol. Yani geniş yol. Eğer bir trafik levhası, tabela yoksa ben size bir soru sorsam hangisi ana yol, hangisi tali yol? %99'unuz geniş olanı seçecek. Hocam bu ana yoldur diye. Ama kanunen böyle bir tanımı yok. Yani yolun genişliğine göre bir tanım yok. İşlek olan yol ana yoldur. İşlek olan yani trafiği kalabalık olan yol bize göre ana yoldur. Levha yoksa. Levha varsa zaten işimiz daha basit. Hangisi ana yol, hangisi tali yol bize gösteriyor. Ne yapıyoruz? Tali yoldaki herkes ana yoldakileri bekliyor. Buraya kadar da bir problem yok. Bunu da işaret levhaları, yol çizgileri, videolarını izleyenler zaten biliyor. Ama bir tek arkadaşlar tali yoldan çıkan ana yola öncelik tanır. Kuralı yok. Ya da bir tek işte ada içindeki araca, ada dışından gelen yani diğer yoldan yaklaşan, kavşağa yaklaşan sürücü bir tek ada içindekine yol verir. Kuralı yok. Yani bundan ibaret değil. Birkaç tane daha var. Kısaca onlardan da bahsedelim. Ne var mesela? Tramvay hattındaki yolların da bize göre önceliği var arkadaşlar. Tramvayın geçtiği, tramvayların da bize göre önceliği var. Sadece tramvayların değil, tramvay hattındaki diğer araçların da bize göre yani tali yoldan, ara yoldan çıkacak, ara sokaklardan ya da yollardan çıkacak sürücülere göre önceliği var. Önce tramvay geçecek, tramvay yolundakiler geçecek, sonra biz geçeceğiz. Bir de arkadaşlar ne var? Bölünmüş yol var. Bölünmüş yol daha önce anlatmıştım size. Şuraya tekrar çizeyim arkadaşlar. Eğer gelişle gidiş şöyle birbirinden bir yapısal malzemeyle ayrılmışsa bak. Bu bir refüj olabilir demiştik, bu bir ayraç olabilir demiştik, bu bir bariyer olabilir demiştik. Yani burada yine
bu yol yapımı çalışan kurumların yetkisine, inisiyatifine bağlı. Bunu arkadaşlar ayırıyorlar. Bakın gelenle gideni. Şurada gelen, şurası da giden mesela. Gelenle giden yollar birbirinden ayrıldığı zaman bu bir bölünmüş yol oluyordu. Ama bakın buradaki gibi değil de şuradaki gibi normal kesik çizgiler var. Gelenle giden aynı yol üzerinde olduğu zaman bu karşılıklı yol oluyordu. Yani gelen gidenin aynı yolun üzerinde olduğunu bize gösteriyordu. Çift yönlü yolda diyebiliriz buna. Ama ayrılırsa bölünmüş yoldu. Bu bölünmüş yola arkadaşlar çıkan araçlar her zaman öncelikle bölünmüş yola çıkanlara verecekler, öncelik verecekler. Yani şunu demek istiyorum, bakın şurada bir yol olsun. Burada da bir araç olsun arkadaşlar. Bu araç da bölünmüş yola çıkacak, görüyorsunuz. Bu bölünmüş yola çıkacak araç, bölünmüş yol üzerindeki araçlara öncelik vermek zorunda. Yani önce bölünmüş yoldaki araç geçecek, sonra bölünmüş yola çıkan araç geçecek arkadaşlar. Buraya kadar da okeyiz. Bölünmüş yolun her zaman önceliği var bize. Ada içinin zaten her zaman önceliği var söylemiştik. Anayol levhası görürseniz, anayol tali yol, zaten onun da her zaman önceliği var arkadaşlar bize göre. Bir de özel mülk. Özel mülkten çıkan araçların her zaman bize göre özel mülkten çıkan araçlar karayollarındaki araçlara her zaman öncelik vermek zorundalar. Yani bu bir petrolden çıkış olabilir, bu bir bavinden çıkış olabilir, bir araziden çıkış olabilir arkadaşlar. Her zaman ne olacak? Önce karayolundaki araç geçecek, sonra özel mülkten çıkan geçecek. Yani özel mülkten çıkan araç her zaman bekleyecek arkadaşlar. Onun dışında ne var? Onun dışında arkadaşlar şu var. İki tane araç, bakın. İki araç şöyle geliyor. Şurada mesela adayı silelim. Karşılıklı iki araç karşılaştıkları zaman arkadaşlar. Mesela karşıdan gelen bu araca biz bir numara diyelim. Karşılıklı iki araç karşılaştığında birisi dönecekse, birisi de düz gidecekse arkadaşlar. Önce hangisi geçecek? Tabii ki kesinlikle ve kesinlikle önce düz giden geçecek arkadaşlar. Önce düz giden geçecek, sonra dönen araç geçecek. Evet, buraya kadar anlamadığımız bir yer var mı? Yok. Kısaca geldiğimiz noktaya kadar hızlı bir şekilde arkadaşlar size özet geçmek istiyorum. Kavşak iki yolun birleşimi ve fazlasına deniyordu. En az iki yol olacak. İki yol en az birleşiyorsa bu bizim için bir kavşaktır. Kavşaklarda üstte bir limit yok dedik. Kavşağın büyüklüğüne göre birçok yolun kesişimi olabilir arkadaşlar. Üç çeşit kavşağımız vardı. Kontrollü kavşak, kontrolsüz kavşak ve arkadaşlar dönel kavşak. Yani içinde bir adanın olduğu ve adanın etrafında döndüğünüz kavşaklar. Kontrollü kavşak olduğunu nasıl anlıyorduk? Kavşakta polis, lamba yani trafik lambaları, işaret levhaları varsa bu bizim için bir kontrollü kavşak. İşimiz daha kolay. Hangisi anayol, hangisi tali yol belirtilmişse tabii ki anayoldakinin her zaman geçiş önceliği var diyeceğiz. Ya da trafik lambaları varsa lambalara göre hareket edeceğiz. Ama bunlardan önce trafik polisi varsa bunların hiçbirinin anlamı kalmayacak. İlk her zaman söylüyorum, diğer önceki derslerde de söyledim. İlk trafik polisini dinleyeceksiniz. Yani peki hocam hem işte levha hem ışık hem polis varsa hangisini dinleyeceğim? İlk trafik polisini dinleyeceksiniz. Bunu sakın unutmayın. Trafik polisi size geç diyorsa, kırmızı lamba varsa dahi geçersiniz. Trafik lambaları yeşil yanmışsa dahi size trafik polisi dur diyorsa duracaksınız arkadaşlar. İlk trafik polisini dinleyeceğiz. Trafik polisi yoksa arkadaşlar o zaman trafik lambaları da yoksa o zaman arkadaşlar levhalar, sıralama böyle unutmayın. Levhalar da yoksa o zaman ne diyorduk? Yol çizgileri ve geçiş sıralaması. Geçiş sıralamasına daha gelmedim, oraya geleceğim. Önce buradaki kafanızdaki bütün soru işaretlerini gidermek istedim. Kavşakları anladık arkadaşlar. İki araç karşılaştığında dönenin
Düz gidene göre beklemesi gerektiğini de anladık. Önce düz giden geçecek, sonra dönen geçecek. Kavşaklarda arkadaşlar sadece kavşaklardaki geçiş önceliğinden önce bir ana yol, bir tali yol önceliğiyle kısıtlı değil olay. Yani tamam tali yoldaki ana yoldakine her zaman öncelik verecek ama sadece bu değil. Tramvay hattı üzerindeki araçlara da öncelik vereceğiz. Tramvaylara ve tramvay hattındaki araçlara da öncelik vereceğiz. Özel bir mülkten çıkıyorsak arkadaşlar çıktığımız yoldaki araçlara öncelik vereceğiz. Unutmuyoruz. Bölünmüş karayoluna çıkıyorsak bölünmüş karayolundakilere de öncelik vereceğiz. Bunları da unutmuyoruz. Bunları siliyorum. Şimdi konunun biraz detaylarına gireceğim. Evet arkadaşlar, şundan da bahsetmek istiyorum. Geçiş kolaylığı sağlama konusu. Onu da bu kavşaklar konusuyla bir aradan çıkarmış olalım. Onun için de tekrar ayrı bir video çekmeyelim. Neyi kastediyorum? Daralan yolları ve yokuş yolları, rampaları arkadaşlar. Burada da öncelikler var. Onları da hemen kısaca aradan çıkaralım. Bakın bu bir rampa yol olduğunu düşünün. Yani şu araç, bir numaralı aracımız arkadaşlar aşağı iniyor rampadan. 2 numaralı aracımız da yukarı çıkıyor. Sınavda karşımıza çıkabilecek sorulardan arkadaşlar bunlar da. Bazen görsel verir, yani görsel de sorar. Bazen de görsel vermez, sadece bunu kelimelerle, yazıyla sorar. Biz kuralları bilirsek ikisini de cevaplarız. Yani şunu kastediyorum. 1 numaralı araç aşağı iniyor. 2 numaralı araç yukarı çıkıyor. Burada yol daralıyorsa, yani yolun belli bir yerinde şöyle bir daralma varsa diyelim, hangisi hangisine yol verecek arkadaşlar? Şöyle bir daralan yol diyelim burası. Çıkan inene mi yol verecek, inen çıkana mı yol verecek arkadaşlar? Bu kuralı bilmeniz lazım. Aksine bir trafik işaret levhası yoksa arkadaşlar, her zaman inen araç arkadaşlar, yani 1 numara her zaman 2 numaraya yol verecek. Yukarıya çıkana. Tekrar ediyorum. Aksine bir işaret yoksa arkadaşlar, her zaman yokuştan aşağıya inen araç, yokuştan yukarıya çıkan araca yol verecek. Bakın rengini de değiştirdim sizler için. Yani her zaman 1 numaralı araç bekleyecek. Yokuştan çıkan yukarıya doğru, zaten motor zorlanıyor biliyorsunuz, araç zor çıkıyor. İnenin durması çok daha kolay ve pratik. Aşağıya inen yol verecek. Yukarıya doğru çıkan araç önce geçecek. Sonra aşağıya inen araç devam edecek arkadaşlar. Şimdi bu yokuştaydı, rampadaydı. Şimdi bir de ne var arkadaşlar? Düz yolda daralan yol var. Düz yolda daralan yolda arkadaşlar. Bakın burada bir aracımız var diye. Yine bu 1 numara olsun. Burada da bir aracımız var. Bu da 2 numara olsun arkadaşlar. Şimdi böyle daralan yollarda kim önce geçecek? Şimdi rampada inen çıkana yol verecek. Orasını anladık. Ama düz yollarda kim kime yol verecek? İşte burada arkadaşlar araçların cinsi önemli. Yani sıralama tabii ki var ama aklınızda rahat kalacak şekilde şöyle söyleyeyim size. Her zaman hafif olan araç kendinden ağır olan araçtan önce geçecek. Yani ağır araç hafif araca yol verecek arkadaşlar. Hemen bir örnekle şey yapalım, tanımlayalım. Mesela 1 numaralı aracımız ne olsun? 1 numaralı aracımızı şöyle işaretleyelim sarıya. 2 numaralı aracımız da yine kırmızı olsun. Yani kırmızılar her zaman önceliği olanları işaretliyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar 1 numaralı aracımız kamyon olsun. 1 numaralı aracımız kamyon. 2 numaralı aracımız ne olsun? 2 numaralı aracımız da otomobil olsun arkadaşlar.
Yani araba ya da bir çekici olsaydı, 2 numaralı araca da ne diyelim? Kamyonet ya da motosiklet. Hangisi önce geçecek? Gelen giden yolları da belli. Burada arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle önce 2 numara otomobil geçecek, sonra kamyon geçecek. Yani hafif olan araç önce geçecek, ağır olan araç sonra geçecek. Altındaki mantık yine aynı. Bunun altında yatan mantık arkadaşlar trafiğin seyrini hızlandırmak. Yani burada tam tersi olsaydı, önce hafif araçlar, ağır araçları bekleseydi, trafikte bir tıkanıklık olabilirdi. Bunun önüne geçmek için kanun diyor ki önce hafif araçlar geçsin, sonra ağır basta araçlar geçsin. Bunu bu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. Yani bir tır gelirse, atıyorum bu 1 numara arkadaşlar, tır olsaydı bak. Hafif olan önce geçecek, ağır olan sonra geçecek kuralı sadece daralan yollarda geçerli arkadaşlar. Motor olsaydı, motosiklet olsaydı, bu da tır olsaydı. Hangisi geçecekti? Yine önce 2 numara geçecekti arkadaşlar. Motosiklet geçecekti. Veya ne geçecekti? İşte kamyonet olsaydı yine bu önce geçecekti. Çünkü bakın karşıdan gelen tır daha ağır bir araç. Ondan dolayı daha hafif olan araçlar önce geçecek. Sonra daha ağır olan araçlar geçecek. Bu kural nerede geçerli biliyor musunuz? Sadece daralan yolda geçerli. İşte bu kuralı öğrenci kavşaklarla karıştırdığı için problemler başlıyor. Yani ne zannediyor? Bir kavşak sorusu görüyor. Orada bir bakıyor, bir tanesi kamyon, bir tanesi otomobil, bir tanesi motosiklet, işte bir tanesi traktör. Diyor ki hafif olan önce geçecek. Hayır, öyle bir şey yok. O sadece burada geçerli. Kavşaklarda hafif olan önce geçecek diye bir kural yok. Şimdi oraya geleceğim. Onu anlatacağım size. Tekrar ediyorum. Asla kavşaklarda böyle bir kural yok. Kavşağın kuralları daha farklı. Şimdi hocam, konumuz kavşaklar, bir türlü kavşaklara gelemediniz diyeceksin haklı olarak. Evet, şu kavşaklar konusuna artık gelelim. Önce altyapınızı sağlam yapayım ki arkadaşlar. Ondan sonra konuyu anlamakta zorlanmayın istiyorum. Şimdi kavşaklarda, kontrolsüz kavşaklarda önce kim geçecek? Çünkü kontrollü kavşaklar belli. Yani önce kimin geçeceğini polis belirliyor ya da işte trafik lambaları belirliyor ya da işaret levhaları belirliyor. Buraya kadar tamam, bir problem yok. Adalı kavşaklar, dönel kavşaklar da böyle diyeceksiniz. Her zaman adı içindeki geçiyor. Doğru. Burada da bir problem yok. Peki kontrolsüz kavşakta önce kim geçecek? Yani polis, lamba, levha yoksa önce kimin geçtiğini sondan başa doğru yazalım arkadaşlar. En sondan başa doğru gideceğim arkadaşlar. En son motorsuz araçlar geçecek. Unutmayın. Yani neyi kastediyorum burada? Arkadaşlar, motorsuz araçlardan işte bisiklet olabilir, değil mi? At arabası olabilir. Sonra bundan bir önce kim geçecek? En son motorsuz araçlar, bisiklet, at arabası. Bundan bir önce geçecek olanlar arkadaşlar, LTT ve iş makinesi arkadaşlar. Tekrar ediyorum. En son motorsuz araçları geçiyor. Bisiklet veya at arabası gibi dedik. Ondan bir önce LTT ve iş makinesi geçiyor arkadaşlar. Evet, LTT ve iş makinesi geçiyor. Onun dışında bakın bütün araç türleri bizim için artık aynı. Yani ne diyorum? Benim için otobüs, kamyonet, kamyon, otomobil, motosiklet, tır, çekici, bakın hepsi aynı. Kavşaklar için konuşuyoruz. Daralan yol gibi hafif olan işte önce geçecek, ağır olan sonra geçecek kuralı yok. Bunu öğrenci karıştırdığı için soruları çözemiyor. Burada kontrolsüz kavşaklarda sıralama bu şekilde. Sadece motorsuz araçları, LTT ve iş makinesini geride tutuyoruz.
Onun dışında bizim için tüm araçlar aynı. Bütün binek araçlar bizim için artık aynı. Yani ağır hafif olması bir şeyi değiştirmeyecek. Son kuralımız da arkadaşlar, sağda olan ve düz giden. Evet. Bu kadar. Bakın bu sıralamayı bilen hiçbir öğrenci sınavda arkadaşlar soru kaçırmaz. Şimdi tekrar ediyorum. En son kim geçecek arkadaşlar? Motorsuz araçları geçtikten bir önce LTT ve iş makinesi geçecek arkadaşlar. En son da arkadaşlar kim geçecek en son? Sağda olan ve düz giden. Motorsuz araçlarımız geçti. Daha sonra LTT, daha önce LTT ve iş makinesi geçti. Ondan önce de sağda olan ve düz giden. Veya şöyle de diyebiliriz. İlk olan sağda ve düz giden geçecek. Ondan bir sonra arkadaşlar LTT ve iş makinesi geçecek. En son da motorsuz araçlar geçecek. Sıralamayı böyle de söyleyebiliriz. Şimdi bunu hemen örnekler üzerinde pekiştirerek konuyu iyice kavramanızı sağlayacağım arkadaşlar. Bu sıralamayı öğrendikten sonra karşınıza gelen bütün motorsuz soruları çözeceksiniz. Şimdi ada olsa zaten ada iki önce geçer demiştik size. Şimdi şundan bahsetmek istiyorum. Sağda ve düz giden derken kafalar karışmasın. Hocam sağ solu nasıl anlayacağız diye. Bakın şimdi burada bir araç var. Bir otomobil var, tamam mı? Buna bir numara diyorum arkadaşlar. Burada da bir araç var. Buna da iki numara diyorum bak. Gördüğünüz gibi kavşakta bunlar yan yana gelmişler arkadaşlar. Birisi böyle düz gidecek. Yönlerini de göstereyim. Bu da böyle düz gidecek. Evet. Hangisi önce geçecek? Burada kendinizi arkadaşlar şoförün yerine koyun. Yani şu otomobilin içinde oturduğunuzu düşünün. Sağın neresi? Senin sağın 2 numara. Önce 2 numara geçecek. Daha sonra arkadaşlar 1 numara geçecek. Çünkü birin bakıyorum solunda kimse yok. Ama sağına bakıyorum bakın 2 numara var. Şimdi 2 numaranın sağında araç var mı? Yok. Olmadığı için önce 2 geçiyor. Anladınız mı? Sağda ve düz giden kuralı bu. Yani diyelim ki burada da bir araç olsaydı. Şurada da bir 3 numara olsaydı. Şöyle çizeyim bunu da. O da düz gitsin. O zaman arkadaşlar kim önce geçerdi burada? Tabii ki en sağda ve düz giden sıralaması değiştiği için şimdi 3 numara geçecek. İlk 3 geçecek, sonra 2 geçecek, sonra 1 geçecek diyeceksiniz. Neden? Çünkü 1'in sağında 2 var, 2'nin de sağında 3 var arkadaşlar. Yani bundan dolayı arkadaşlar sağda ve düz gidenin önceliği var. Tabii bunlar LTT ve iş makinesi dışındaki bütün araçları kapsıyorlar. Tekrar ediyorum. LTT ve iş makinesi dışındaki bütün yani motorsuz taşıtlarla LTT iş makinesini bir kenara koyarsak kalan bütün araçları bunlar kapsıyorlar arkadaşlar. Yani burada tır, kamyon, kamyonet, motosiklet, otobüs fark etmiyor. Kavşaklarda tekrar ediyorum sağda ve düz giden önce geçer. Yani ağır hızlı giden diye bir ayrım yok. Sadece motorsuz araçlar ayrımı var. Bir de LTT ve iş makinesi. LTT de nedir? Lastik tekerlekli traktör. Yani bildiğiniz köylerde gördüğünüz traktörün kısa adına biz LTT diyoruz. Traktör ve iş makinesi diğer araçlardan sonra geçecek. Onlardan da sonra geçen motorsuz araçlar. Yani burada örnekle verelim arkadaşlar. Şu 3 numara otobüs olsun bakın. Bu otobüs olsun 3 numara. 2 numarada arkadaşlar otomobil olsun.
Bir araba diyelim bak. Arkadaşlar önce otobüs geçecek. Demek istediğimi anlayın. En sağda ve düz giden otobüsse önce otobüs geçecek. Kamyonsa önce kamyon geçecek. Kamyonet geçecek. Tır geçecek. Fark etmeyecek bakın. Motorsiklet geçecek. Bir tek 3 numara en sağda ve düz gidiyor ama nasıl geçemez? Hemen siliyorum otobüsü. Ne yazıyorum buraya? LTT. Yani traktör yazdım. Bak şimdi geçemez. Şimdi kim geçecek? Araba 2 numara geçecek. Yani otomobili kastediyorum. Sonra 1 numara geçecek. Bakın. Sonra LTT geçecek. Çünkü LTT ve iş makinelerinin, bu iş makinesi de olsa aynıydı arkadaşlar. Her zaman sonradan geçme kuralı var. Yani önceliği diğer araçlara vermek zorundalar. Şimdi örneklerle daha iyi pekiştireceğiz arkadaşlar. Daralan yolu anlattım. Anlamayan kalmamıştır diye düşünüyorum arkadaşlar. Ondan sonra rampaları anlattık. Yokuş aşağı, yokuş yukarı anlattık. Neydi rampada? Aşağı doğru inen araç, yukarıya çıkan araca yol verecekti. Düz yolda daralanda da arkadaşlar hafif olan araç önce geçecek, ağır olan sonra geçecek. Kavşaklarda nasıl olacaktı? İşte kavşaklarda da arkadaşlar önce kontrollü mü kontrolsüz mü ada kavşağı mı diye bakıyoruz. Kontrolsüz kavşakta da ilk sağda ve düz giden geçecekti. Daha sonra LTT ve iş makinesi geçecekti. Daha sonra da motorsuz araçlar geçecekti. Evet arkadaşlar, kavşaklar konusunu işledik ve bütün konuya hakim olduk. Kuralları da öğrendik. Bundan sonraki videoda arkadaşlar soru cevap şeklinde karşımıza çıkmış soruların hangileri olduğunu göreceğiz ve bu soruları cevaplayacağız. Video uzun olduğu için arkadaşlar ikiye bölme kararı aldım. Konu anlatımı için kavşaklar konu anlatımı, soru cevap için de hemen bundan sonra kavşaklar, çıkmış sorular diye üst üste iki tane video paylaşacağım arkadaşlar. Üst üste ikisini de izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü öğrendiğiniz kurallar ve konu anlatımını hemen sorular üzerinde pekiştirerek kafanızda daha iyi oturmasını, daha iyi konuya hakim olmanızı sağlayabilirsiniz. Bundan sonraki kavşaklar arkadaşlar çıkmış sorular videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.